Allah razı olsun buradaki teşkilatla, emniyet teşkilatına ki benim mağduriyetten kurtardılar. Hepsine sonsuz teşekkürler ederiz. Köyde ufak baş hayvancılık yapmaktan meşgulüm. Çiftçiyim daha doğrusu. Bugün bir olay geldi başıma, talihsiz bir olay. Tabii 1,5-2 civarında telefon çalınca baktım gizli bir numara. Daha doğrusu yani kayıtlı olmayan bir numara aradı beni. Ben dedi Artvin 2. sınıf dedi bölge müdürüne dedi emniyet amiriyim. Evet buyurun amirim dedim. Daha sonra dedi ki sizin işte kimliğiniz blok edilmiş, kimlik bilgileriniz alınmış. Sizin adınıza, kimlik bilginiz adınıza Yusuf Elinde camilerden ve hayırseverlerden 700 milyar tutarınca para toplanmış. Senin adına FETÖ'cüye, Amerika Birleşik Devletleri'ne parayı senin adına gönderilmiş FETÖ'cülere. Senin hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Bu suçluları yakalabilmemiz için senin yardımına ihtiyacımız var. Nasıl yardıma ihtiyacı var bana dedim ki memur beye. O da dedi ki sen Yusuf Elin merkezine geleceksin. Ben de çocuklara davarı bıraktım. Yusuf Elin merkezine çocuğum bir arabayla getirdi. Bıraktı beni tekrar gittim. Bankanın önüne git dedi. Ben de bankanın önüne gittim. Bana dedi bir kağıt kalem al. Kağıt kalem aldım. Bana IBAN numarası verdi. Orada bir hesaba göndereceğim paranın IBAN numarasını. Dedim peki ben bu hesaba niye para aktarıyorum? Dedi ki senin bankadaki tüm hesapların dedi blok edildi. Ekstradan dedi bütün bankaların hepsinin mesela emniyet abinin de dahil dedi. Hepsinin bilgisi var. Hepsinin seri numarası alınmıştı paranın. Senin hesabına ek bir para yatırıldı. O paradan para çekilecek bize oradan suçlar yakalayalım. Ben de tabii inanmadım. Biraz kuşkulum dedim. Neredesin gel görüşelim. O da dedi ben Artvin'deyim gelemem dedi. Seni şu anda takip etsin. Senin dedi 200 metre 300 metre dedi. O sivil memurlar varsa peşinde seni takip ediyorlar. Daha sonra dedim inanmıyorum kardeşim sen dedi o zaman 152 155'i ara dedi. Aradım 155'i aynı bilgileri verdi. İnandım daha doğrusu polisi aradığım için 155'e. İnandım daha sonra geldim bankaya. Bankadan 158 bin lira 700 bin TL Ufuk Yıldız adına ben parayı aktardım. Daha sonra parayı aktardım. Çıktım dışarı makbuzunu al dedi bana. Makbuz aldım dedim ki makbuzu aldım dedi ki o zaman ben sana dedi WhatsApp'tan bilgi göndereceğim. O şey mi? Kimlik bilgilerimi? Dedi o kimlik bilgimi dedi o senin orada makbuzun dedi fotoğrafını dedi. Çek dedi bana dedi gönder. Ben de o arada internetim olmadığı için bir arkadaşın emoğlu daha doğrusu emoğlundan rica ettim dedim internetim var mıydı? Vardı o da Wi-Fi'yi açtı. İnternete girerken o anda aradı. Arayınca emoğlu şüphelendi. Tabii ben de kuşkulandım. Şüphelendi dedim gel işte dedim bir dakika yakına gelme. Çok önemli bir işim var. Dedi ki emoğlu sen dolandırıyorsun. İşime iyice kuşkuyu sokunca bu sefer arkadaşlar sürekli arıyor beni. Arayınca da dedim o zaman ara polis memurlarına dedim gelsin ifade edelim bankaya gidelim. İki hesabı durduralım parayı. O da arayamam deyince ben de koşar adımlarla ilçe merkezine geldim polis karakoluna. İlçe merkezine geldim geri gelmez Allah razı olsun polis arkadaşlardan. Hepsi ilgilendi dedim arkadaşım böyle böyle bir durum var memur bey. Dedi arkadaş siz sen şu anda dolandırılmasın dolandırılmasın beni sürekli arıyor. Arayınca o ara telefonu dolandırın telefonunu arkadaşın biri aldı onu meşgul etti sürekli konuşmayla. Diğer memur arkadaşın biri bankaya gitti. Bankadaki hesabımı dondurdu. Bu arada bu ilçe merkezinin yardımıyla ben paramı bankadan geri aldım, kurtardım. Ben bu oyuna geldim, ben bu oyuna düştüm. Kimse düşmemesi için herkesi duyarlıya davet ediyorum. Arkadaşlar ben bu oyuna düştüğüm için herkesin düşebileceğine umut ediyorum ama tek bir şey var, noktası var. Sizin öyle bir duruma düştüğünüz an direkt en yakın ilçe merkezi olsun, jandarma olsun. Hemen başvurunuzu yapın, gereken bilgiyi alın ki benim düştüğüme duruma siz de düşmeyin. Mağdur olmayın. Ben paramı kurtardım. Allah razı olsun. Buradaki teşkilattan. İlçe merkezinin teşkilatı bana büyük yardımla dokundu. Onlara sayesinde ben paramı geri kurtardım. Ama bütün halkımı da böyle bir şeye düşmemiz için halkımı duyarlılığa davet ediyorum ve kendilerini Allah razı olsun diyorum buradaki teşkilattan. Peki beni bu sıkıntıdan kurtardılar.